96'da evlendim, İstanbul'a gittik. Orada işte 30 sene kaldım. Orada rahatsız oldum. Tedavi gördüm 12 sene falan. Ya bazen 4-5 gün yataktayım. Zor bazen iş yapıyorum. Bazen dışarı çıktığı zaman kendime geliyorum. İşte evde olduğu zaman çok rahatsız oluyorum. Herhalde devam ediyor. Elazığ'a gideyim. Yol param bulamıyorum. Zor geçmişti. Çalışan bir emekli var. O da 3 tane çocuk var. Bir çocuk okuyor, ikisi de rahatsız. Ona ilaçlar var. Şey, benim var. İlaç zor alınır. Gerçek zor. Ki kira ödüyorum. Çok zor. İş kura gidiyorum. İş veriyor. Gelip çarşıya form dolduruyor. İş vermiyorlar. Başkasının yerine alıyor. Diyor ki babasının sigortası var. Ben sigortayı ne yapayım? Gideyim kapı üstümüze kapanıyor. Kimse bize yardımcı oluyor. Diyor. Babasının sigortası var. Ben sigortayı ne yapayım? Çocukları hiç istiyorum. İş yok. Bir şey yok. Orada çalışıyordu. Burada iş yok. Çünkü emekli oldu. Buraya geldik. Ne yapayım? Dersime geldikten sonra babam emekli oldu. Buraya taşındık. Şu anlık işsizim. İstanbul'da yaşarken geçerli bir işim vardı. Yine yeğenime asgari ücret geçiniyordum yine. Elime paralar geçiyordu. Tunceli'ye geldikten sonra çok şey oldum yani. Sıkıştım. Psikolog olarak da daralıyorum işim olmayınca. Babam bizi buraya getirdi ama emeklilikten bir yana. Yani emeklilik maaşı da bana yetmiyor. Kaç sefer şeye gittim, Sağlık Bakanlığı'na gittim. Diyorlar baban emekli, sigortası var, maaş olmuyor. Annem rahatsız, baş ağrısı oluyor sürekli yatakta. Yani Elazığ'a gidip geliyor. Bir yandan yol parası zorunlu. Yani yol parası bazen çıkmıyor, bazen babam harçsızlık alıyor. Bize de harçlık veremiyor. Bazen yine elinden geldiği kadarıyla yardım ediyor ama yine de yani biz çalışmadan olmuyor.